geçen hafta meclis toplantısına girerken, grup toplantısında 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldık. Ve o anda da Büyükçekmece'deki deprem ve kentsel dönüşüm arkadaşlarla konuşuyorduk. Hızlanmamız lazım çünkü bilim insanlarının bize vermiş olduğu bilgilere göre hiç rahat değiliz dediğimiz noktalarda deprem oldu. Ondan sonra da kendi içimize toplantı yaptık. En büyük adalardan bir tanesi bulunduğumuz yerde yaklaşık 18 bin metrekarelik alanda 1500 insanın yaşadığı 370 bağımsız bölüme yakın, 370 bağımsız bölüme oluşan adayı komple yıktık. İki adadan oluşuyor önümüz ve arkamızdaki. En tehlikeli yerlerimizden bir tanesi sıvılaşmanın çok yüksek olduğu bir bölgeydi. Velhasıl burada da 1500 vatandaşımızın canı kurtarıldı. Ancak Büyükçekmece Belediyesi Türkiye'de bu kentsel dönüşümü çok tertipli yürüten bir belediye. Yaklaşık 50 binden fazla konutu yeniledik. Sadece vatandaş, belediye, müteahhit üçgeninde yaptık. Deprem gelmeden, büyük olası Marmara depremi yaşanmadan biz Büyükçekmece halkımızın can ve mal güvenliğini garanti altına almaya çalışan bir belediyeyiz. Yaklaşık %35'lik bir bölüm kaldı. 3 yıl içerisinde, 3,5 yıl içerisinde bitiririz. En büyük sorunumuz Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkmayan imar planlarıdır. Tepecik, Türkoba, Kumburgaz imar planları. Bunlar da çıktığı takdirde inşallah yeni dönemde daha rahat bunlar çıkacaktır. Çıktığı takdirde o bölgelerdeki vatandaşlarımızın da can ve mal emniyetini sağlamak üzere kentsel dönüşümümüzü Kumburgaz sahillerinde ve Tepecik bölgemizde devam ettireceğiz. Büyükçekmece merkezde herhangi bir plan sorunu olmadığı için burada çok daha hızlı gidiyoruz. Vatandaşımız son derece memnun. Devletten, büyükşehirden ve diğer herhangi bir yerden herhangi bir yardım gelmeyeceğini bilerek, hiçbir yerden yardım alamayacağımızı bilerek kendi yağımızla kavrulmaya, yıkılacak ve insanları öldürecek binaları yıkmaya devam ediyoruz. Ama sadece bina yıkmıyoruz, kenti tümüyle yeniliyoruz. Otopark sorununu çözüyoruz, peyzaj sorununu çözüyoruz, şehrin süliyetini değiştiriyoruz, estetiğini değiştiriyoruz ve yeni bir Büyükçekmece, Akdeniz mimarisinden oluşan binaların yapıldığı yeni bir Büyükçekmece'yi halkımıza hediye etmeye. Büyükçekmece'deki kentsel dönüşüm yaklaşık bir 4 yıl içerisinde, burası da 1,5 yıl içerisinde, maksimum 2 yıl içerisinde her iki blok, her iki ada bitmiş ve vatandaşa dağıtılmış olacak. Büyükşehir Meclisi'nde yıllardan beri bekleyen Tepecik planları Tepecik halkını tehdit ediyor. Kumburgaz sahil şehrindeki binaların iki kattan sonraki bütün ne kadar blok varsa yarın 5,5 büyüklüğünde, 6 büyüklüğünde bir deprem olduğu takdirde hepsi yerle bir olur. O blokların içerisinden hiç kimse çıkamaz. Ama bugüne kadar Büyükşehir Meclisi yaklaşık 15 yıldan beri yalvarmamıza rağmen bir adım dahi atmadılar. Bugüne kadar olmadı. Artık 31 Mart 2024 seçimlerini bekliyoruz. İnşallah yeni gelecek mecliste bu planları yaparız. Kumburgaz halkımızın da, Tepecik halkımızın da, Türkoba halkımızın da canını kurtarırız. Malum Marmara'da gelecekte büyük bir deprem bekliyoruz ve bu sürede çok uzun olmayacak, öyle görünüyor. Zaten Marmara'da büyük bir deprem olacağını anlamak için de uzman olmak gerekmiyor. Tarihsel süreçlere baktığınızda medeniyetlerde önemli yıkımlar yaratan büyük hadiseler var. Marmara'da en son 1766'da çifte bir deprem var. Bunun süresi doldu. Dolayısıyla her an Marmara'da bir deprem olma olasılığı, potansiyeli var. Marmara ve İstanbul hem yapı stoğu açısından hem de nüfus açısından Türkiye'nin en büyük yeri. Ayrıca ekonomik girdileri de düşündüğünüzde buranın ne kadar önemli bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve Büyükçekmece'de bunlardan bir tanesi. Bu hassasiyeti açısından da hem Büyükçekmece'de hem İstanbul'da hem Marmara'da kentsel dönüşüm çok elzem. Bir gecikmişlik var zaten bu konuda. Çünkü 1999 depreminden sonra
hem hukuki sorunlar hem finansal sorunlardan dolayı bir gecikmişlik var. Bunu artık geciktiremeyiz çünkü deprem sizi beklemez. Geldiği zaman önemli bir yıkım yapar. Hele böyle sıvılaşabilir zeminlerde etkisi daha fazla olabilir. Bunun için uzmanların söyledikleri değil, gidin 2023'teki etkilenen 11 tane ile bakın. Bunların bütün sonuçlarını, etkilerini görürsünüz. Artık bu milat olmayacaksa bize, ben artık diyecek bir kelime bulamıyorum. Hakikaten İstanbul ve çevresindeki bir deprem büyük bir yıkım yaratabilir. Ekonomik olarak da altından kalkamayız. Bu bakımdan kentsel dönüşümde bu projeleri çok takdir ediyoruz. Ben doğrusu yerinde görmek istedim. Bu daveti hiç kırmadan hemen geldim. İnşallah Büyükçekmece'de gelecek İstanbul depremine dirençli bir şehir olarak hazırlanacaktır. 90 yılından beri bu binada oturuyorum. 32 yıl oldu. Bazı çatlaklar vardı binamızda. 99 depreminde yaşadım. Çok hafif bir sarsıntı oldu. Öyle abartılı bir şey değildi. Ama tabii ki korku yaşadık. Sağ olsun başkanımız ilgilendi. Çürük bodrumdan çatlaklarımız çoktu. İnşallah Allah hayırlısıyla ben oturmazsam da torunlarıma oturmak nasip etsin.